değerli izleyenlerimiz, fuarlar arası yolculuğumuz tüm Türkiye'de devam ediyor. Bugünkü durağımız BioExpo. Sektörün önce firması Atlas Biyoteknoloji'ye konuk olduk. Yanımızda firma kurucuları Gökhan Bey ve Murat Bey bulunmakta. Bakalım bize neler aktaracaklar. Murat Bey ve Gökhan Bey merhaba. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkürler. Fuarınız hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Firmanızın tanıtımından önce ben fuarla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Nasıl geçiyor fuar? İlk gün, ilk dakikalar? Fuar şu an biraz insanların gelmesini bekliyoruz. İşte içeride sunumlar başladı ama yüksek katılım var. Hem firmalar bazında hem de hocalarımız bazında iyi katılımcıları bekliyoruz. Her zaman iyi gören bir fuar zaten. Umarım fuar, sonuna evet. kadar da bol verim alarak ayrılırsınız evet. fuarınızdan da. Ben firmanızın tanıtımından önce öncelikle kendinizi tanıtmanızı ve nasıl kurduğunuzla ilgili evet. izleyicilerimize bilgi vermek isterim. Söz sizde. Evet, Atlas Biyoteknoloji firmasını biz 2012 yılında kurduk. Arge ve üretim temelli prensiplerimizle yola çıktık ve ilk kurduğumuz günden beri hep projelerle şirketimizi destekleyerek üretim yapmaya özen gösterdik. Tabii bunun yanı sırası üretim yaptığımız şeylerin satışı ve yurt dışından getirdiğimiz, ithal ettiğimiz ürünlerin satışıyla da finansal desteğimizi sağladık. Bu yüzden şirketimizi 9 yıllık gibi bir sürede hızlı bir ivmeyle geliştirmeyi başarabildik diyebilirim. Şu an sektörde gerçekten Ar-Ge ve araştırma konularında öncü firmalardan birisiyiz diyebilirim. Bir laboratuvarımız var. 800 metrekare alanda merkez ofisimiz Ankara'da. Ve bu laboratuvarlarımızdan hücre kültürü, moleküler biyoloji genetik laboratuvarı, Western Blot, Flow Stometri gibi hizmetleri Ar-Ge personellerine ve hocalarımıza destek olarak verebiliyoruz. Harika. Siz tanıyabilir miyiz? Gökhan Tatlıpınar. Atlas Biyoteknoloji'de satış müdürü olarak görev yapmaktayım. Murat Bey'in de bahsettiği gibi özellikle yeğil üretime çok fazla ağırlık vermeye çalışıyoruz ve bunların yurt içerisinde satışı ve pazarlamasını yaparak özellikle devletimize bu konuda bir katkı sağlamak istiyoruz. Çünkü birçok firma artık yurt dışından getirip burada sattığı için paralar yurt dışına gidiyor diyebiliriz. O yüzden biz bu konuda devletimiz için birazcık daha faydalı olmaya çalışıyoruz. Ben Türkiye için uğraşıyorum diyorsunuz. Türkiye'nin sorumluluğunu da omuzlarınıza almışsınız. Aynen. Birazcık hizmetleri açalım mı peki Murat Bey? Neler var? Birazcık daha biraz önce konu başlıkları belirttiniz evet. ama izleyicimiz açısından nasıl bilebilirler sizleri? Yani hücre kültüründe özellikle kanser araştırmaları gibi konularda sitoksite ve hücre canlılığı testleri yapıyoruz. Biyouyumluluk testleri dediğimiz işte özellikle diş hekimlerinin veya dişçilik alanında kullanılan implant materyallerinin hücrelerle veya insan dokusuyla uyumlu olup olmayacağına, toksik etkisi olup olmayacağına analizlerini yapıyoruz. DNA dizi analizlerini yapıyoruz. Örneğin işte FMF, kistik fibroz, beta talasemi gibi hastalıkların teşhis tanısı için kit üretiyoruz. Ki bu ürettiğimiz kitlerin çoğu TÜBİTAK destekli. Son dönemde COVID-19 PCR teşhis kitleri ve antijen teşhis kitleri üretiyoruz. Yine bunlar da TÜBİTAK desteğiyle ürettiğimiz ürünler arasında. Sektörünün sağlıkla alakalı olduğu için tabii ki dikkat edilmesi gereken birçok unsur bulunmakta. Evet. Bu anlamda tabii ki sizlerin yapmış olduğu çözümler de önemli. Neye dikkat ediyorsunuz hizmet verirken? Yani biz genelde kalite standartlarını ön planda tutuyoruz. Özellikle ISO 9001 ve 13482 sertifikalarımız var. TS hizmet yeri ve yeterlilik sertifikalarımız var. Bunlar bazında yerli üretimlere destek olabilecek her türlü sertifika ve kalite kontrolleri şirketimizde barındırıyoruz. Ürettiğimiz birçok plastik saf malzeme ve kimyasal ürün bunların belli sertifikasyonlarını sağlayacak şekilde üretilmesi için. Firmanın büyüklüğü kadar yapmış olduğunuz işlerin kalitesi kadar da bir önemli mevzu. Tabii ki sonrasındaki hizmetler tabii, çok tabii. önemli. Satış sonrası destekler diyoruz biz onlara. Çözüm önerileriniz nelerdir bu anlamda müşterilerimize? Yani bizim genelde ürettiğimiz ürünlerde çalışma ve kalite garantisi veriyoruz. Herhangi bir problem olduğu zaman Türkiye'nin neresinde olursa olsun, hatta dünyada da gittiğimiz yerler oldu. Kurulum ve hizmet desteği içinde gidip kullanıcının kendi laboratuvarında ürünleri çalışıp test ediyoruz. Çalışmaması durumunda birebir yenisini değiştiriyoruz veya para iadesini yapabiliyoruz. Eğitim vererek destek verebiliyorsunuz değil mi onlara da? Aynı anda kaç projeye yer verebilirsiniz? Şirketimizde şu an 4 tane şahsımıza yani şirketimize ait proje yürüyor. Onun dışında 13-14 tane de Ar-Ge analiz projeleri, başka hocaların hizmeti şeklinde devam ediyor. Peki her fuara gelen firmanın farklı projelerle geldiğini görebiliyoruz. Evet. Sizlerin var mı bu sene ait projesi? Bizim şu an en büyük projemiz ve hayata geçirmek için uğraştığımız, aslında teknik destek ve yardıma da ihtiyaç duyduğumuz bir laboratuvar robotu projemiz var. İnsansı robot şeklinde çalışan bir robot. Zaten patentli bizim adımıza.
fikir ve prensip olarak. Ama işte onu hayata geçecek bir elektronik ve robot üretim firmasına ihtiyacımız var. Buradan duyuralım o zaman, evet, değil mi? Hem sürprizinizde hem projenizde geliştirmek üzere olan altyapı çalışmalarınız var. Yardımcı olabilecek herkese zaten sizlerle kapılarınız açık, evet, sanıyorum. Arge'ye de aynı şekilde. Peki son olarak da sizleri destekleyen, buraya gelen müşterilerinize, izleyicilerimize, size hizmet almak isteyenlere son sözleriniz nelerdir efendim? Atlas Biyoteknoloji olarak biz Türkiye'de her zaman yerli üretime ve en azından iç sermayenin daha kuvvetlenebilmesi için destek olmanı rica ediyoruz. Bazen ön yargılı olabiliyorlar, işte yerli malı çalışmaz ya da işte kalitesizdir diye düşünebiliyorlar. Böyle düşünen hocalarımız veya müşterilerimiz olursa da mutlaka bizden numune talebinde bulunsunlar. Hiç kimsenin numune talebini geri çevirmiyoruz. Danışmanlık vermeye hazırsınız. Danışmanlık vermeye ve ürünlerimizi tanıtmak için elimizden geleni yapmaya hazırız. Siz neler eklemek istersiniz? Ben de Murat Bey'in dediği gibi müşterilerimize verdiğimiz ürünlerle ilgili zaten teknik destek sunuyoruz. Müşterilerimize de tekrardan işte numune vesaire bunları istedikleri zaman onları da sunabiliyoruz. O yüzden yerli üretime mutlaka güvensinler. Çin markalarına bile güven varken Türk malına gerçekten güven duymuyor çoğu müşterimiz ama bunu artık yavaş yavaş ABT markasıyla kırdık ve bilgi destek olmaya çalışıyoruz. Bilgi için size başvurularını yapsınlar, hiçbir şekilde çekinmelerine gerek yok. Kesinlikle. Diyelim buradan da. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilere, keyifli sohbetinize çok teşekkür ediyorum. Hem kendi bölgenize hem Türkiye'ye kazandırmış olduğunuz bu kaliteli, farklı ve güvenilir hizmet anlayışınız için de umarım uzun nesiller boyunca da Atlas Biyoteknolojilerinde ismini duymak dileğiyle farklı programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyenlerimiz, BioExpo'dan Atlas Biyoteknolojilerine aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bizi izlemeye devam edin.